izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman. Arkadaşım Pervin bugün bana eşlik ediyor. Nasılsın Pervin? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Gördüğün gibi takılar yapıyoruz bugünlerde. Yaza hazırlık diyeyim artık. Tişörtlerin üzerinde rengarenk boncuklarla kolyeler çok güzel oluyor, güzel görünüyor. Şimdi gene böyle bir çok parlak, senin de ceketinin rengine uyuyor, evet. Aşağı yukarı değil mi bu renkler? Acaba? Bitirebilirsek belki çıkar. Bu parlak ve tam yaz renkleri diyebileceğim bir renklerle kolye yapmak istiyorum. Aşağı yukarı şuna benzer belki bir kolye olacak. Bunun için ben ilk önce şöyle, herkes yani yapabilir. Şunu şöyle, ne kadar uzunluk istiyorsam o kadardan biraz daha fazlaca ipimi kesiyorum. Bunlar boncuklar için özel kullanılan mumlu ipler. Ve şöyle koyuyorum. Bunların her rengi var. Her boncuğa göre ayarlanabiliyor. Ve bir şey oluşturuyorum. Mesela şu şekilde diyelim ki bunu böyle koydum. Dizmeden önce, iyice bağlamadan önce bir şekil oluşturmaya çalışıyorum. Ona göre de gidiyorum. Mesela şunlar kalp şeklinde boncuklar. Şunlar yuvarlak. Bunlar uzun filan. Şu şekilde. Mesela öbür sırada değişik renkler, değişik şekillerde kullanabilirim. Ama genelde renkleri uyumlarına göre ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi en güzel ve kolay, çok kolay bu kolyeleri yapmak. Şimdi şu şekilde ortayı ayarladım mı? Şuraya bir tane düğüm atıyorum. O zaman şeyin, hani demin şu şeyde küpeleri yaparken bir şey sıkıştırmıştık. O tel olduğu için de. Ama bunda şöyle düğüm attığım zaman bu şey, boncuk buradan kaymıyor. Kaymasın. Şimdi mesela şuraya bir tane şu küçük boncuktan takabilirim. Bunlar birazcık sanıyorum küçük geldi, delikleri küçük. Şunlar daha güzel, delikleri büyük. Şunlardan kullanalım. Onlar misina için. Tabii şeyin deliği de çok önemli. Boncuğun deliği. Bunlar biraz kalın olduğu için geçmesi zor oluyor. Onlar misina için güzel, o kum boncuk. Şimdi şöyle yaptım. Ne güzel oldu değil mi hemen? Bir şey şekillenmeye başladı bile. Tekrar şöyle bir düğüm atıp onu orada sabitliyorum. Arada ipimin görünmesini istiyorsam biraz mesafe bırakaraktan bir düğüm daha atıyorum. Ve tekrar şunu koyup bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Şu kalp şeklindeki olan renkli boncuğumuzu kullanalım. Tekrar küçük boncuktan takıp düğüm atıyorum. Şu şekilde. Biraz bir şeyler oluşmaya başladı değil mi? Bir düğüm daha atıp ondan sonra tekrar bir küçük boncuk. Şimdi şu metal kullanacağım. Şu metalleri tabii takarken dikkat etmemiz lazım. Boncuk içine oturacağı için şu şekilde. Şöyle.
var bundan. Ve boncuğumuz içine oturdu. Tekrar küçük bir boncuk. Ve bir düğüm. Şimdi eğer bunu ta ensemize kadar boncukla doldurmak istemiyorsak bir yerde bunu durdurabiliriz. Şimdi şöyle bakarım, ben bunun boyunu bu şekilde mi istiyorum? Şuraya kadar mı dolduracağım? Şu tarafa yapayım da mikrofona dokunmayayım. Şöyle. Boynumda eğer istemiyorsam evet, boncukların şey olmasını, burada bitirebilirim. Şimdi bunu bu şekilde yaptım diyelim. Bir boy daha kesip mesela öteki sırayı ayarlayacağım. Şimdi ikinci sırayı yaparken dikkat etmem gereken boncukları şu boşluklara getirmek. Anladım. Yani şu boşluğa şöyle tuttuğumuzda ip görünen yerde bir boncuğun oluşması, görünmesi çok daha güzel oluyor. Şimdi şuraya ben bir düğüm atayım. Ve daima böyle kat kat olacağı için en aşağıda birazcık uzun, onun üstündeki daha biraz kısa, daha kısa. Üç sıra yapacaksak daha da kısa. Mesela bakın şurada birbirinin üzerine getirmemeye çalıştım. Ve şeyi de, ipler de birbirinden kısa olduğu için üzerinizde gayet muntazam bir şekilde durabiliyor. Eğlenceli değil mi? Kesinlikle. Renkler çok güzel. Şeker gibi. Evet, değil mi? Hele şunlar tam şeker yiyesi geliyor. Akide şeker mi? Renkli şeker mi? Tarçın. Şimdi şunu şöyle şuraya denk getirmeye çalıştım. Ondan sonra bakacağım, dikkat edeceğim. Şuraya gelecek. Oraya bir düğüm atacağım. Şurada bir büyük boncuk var. Öbürü elime o geliyor. Kullanmak istemiyorum. Bir tane yıldızımız var. Onu koyalım şuraya. Tekrar bir düğüm. Bu şekilde her iki tarafı da şöyle ters tuttum. Şöyle tutayım. Şu şekilde. Şimdi şu ince kurdeleleri kullanmak da çok moda. Bilhassa bu organze kurdeleleri. Mesela onları yapıp şu şekilde tutup aralarında kurdeleyi sararaktan, hiç şey yapmadan, böyle kat kat yapmadan bir araya getirip bir sanki bir kombinasyon da hani sıkaraktan tek bir kolye oluşuyor o zaman. Ama kurdeleyle mesela yeşil güzel gider bunun arasına bence. Yeşili seviyorsunuz. Yani yeşili o kadar çok, yani bütün renkleri seviyorum. Torunum Görkem her gün soruyor. Her gördüm. Babaanne, en çok sevdiğin renk hangisi? Çocuk kızım diyorum, her gün değişmiyor ki benim rengim. Ama bugün hangisi? Bugün diye soruyor. Bir de bugün, evet. O da ilginç. Onun için, evet.
Bugün hangisi? Küçük pancarı takmayı unuttum. Bugün hangisi? Onlara göre her gün her şey Doğru değiştiği için. ama kıyafetimizi de öyle seçmiyor muyuz? Yani bugün siyah giyeyim, bugün pembe giyeyim gibi olabilir. Bence gerçek payı var. Çocukların her gün her şey değiştiği için bütün Evet. istekleri, şeyleri, beğenileri devamlı değiştiğinden Evet. bugün en çok hangi rengi seviyorsun? Hadi bakalım bugün Çok senin için sevdim bu soruyu. hadi bugün senin için maviyi seveyim falan. Şimdi şu şekilde bir hani göstermek istiyorum. Şöyle dolayaraktan aradan. Çok güzel oluyor. Gerçekten. Şöyle bir şu şekilde kaçıyor kurdele. Bir araya toplamış oluyor. Hem de tek bir kolye oluyor ama güzel görünüyor, değil mi? Harika. Şimdi bir yarıyı tamamlayınca öbür tarafı da aynı bunun gibi aynı boşlukları bırakaraktan yani şu şekilde ölçmemiz lazım. Şöyle tutuyoruz, ölçüyoruz ne kadar boşluk bırakmışım. Aynı boşlukta devam ediyorum o yarıdan. Bu yarıyı nasıl yapmışsam öbür tarafını da kolyenin öbür tarafını da aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi mesela bunun bu yarısı buydu. Ortası da şurasıydı. Aynen burada onu devam edeceğim. Burada da aynı şekilde bunun bu tarafını devam Simetrik edeceğim. olacak. Simetrik olacak. İstersem kurdeleyle bağlarım. İstersem şurada uçlarımız var. Onlarla sıkıştırarak kolyeyi tamamlayabiliriz. Evet. Sanıyorum bu kolyeyi bugün tamamlayalım ve sana hediye edelim. Çok Sevgili sevindim. izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534-611-8175. Sevgili izleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman, arkadaşım Pervin bana eşlik ediyor bugün. Senin tanıklığını dinlemiştim, paylaşmıştın bizimle. Ve orada hepimizin hani bir boşlukta olduğunu ve bir boşluktan dolayı arayış içinde olduğumuzu konuşmuştuk. Ve pek çok kişi de aynı şekilde aynı durumda oluyor. Ama şu var ki en önemlisi biz birer kadın olarak diyeyim İsa Mesih'in kadına bakış açısını, kutsal kitapta kadının yerini, bunu bence paylaşmamız ve bunu konuşmamız çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bizi izleyen bayanlar, bizi izleyen beyler alınmayın biliyorum. Siz de izliyorsunuz, izleyenler de var. Teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz için. Ama hani daha çok bayanlara hitap ediyoruz. Çünkü gerçekten bayanların ihtiyacı olan bir kimlik gerekiyor. Hani. Evet. Bayanların kutsal kitaptaki kimliği nedir? Evet. Bu çok önemli, öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani aslında bayanların kimliğine geçmeden önce belki her birimiz birer kadın olarak
dünyaya baktığımızda hayal kırıklığına uğruyoruz, değil mi? Yani ben bir kadın olarak çoğu zaman hayal kırıklığına uğramıştım. Biraz fazla bakardım aslında evde, yani hem abimler vardı, işte kızlar, erkekler, hepimiz zaten bayağı kalabalık bir aileyiz. Her zaman annemin bizlere ne kadar eşit davrandığına bakardım. Bazen gereksiz yere de hassas olduğumu biliyorum, yani bakıyordum, inceliyordum. Sanki abimlere daha çok et veriyormuş gibi geliyordu falan. Bir anne çocuğunu ayırır mı hiç? Ayırmaz. Ama aslında olabilir çünkü. Yani bir belki vücutları daha büyük olduğu için daha çok ihtiyacı olabilir. Ama yani gerçekten hassastım bu konuda. Çünkü görüyordum ki kadınlarla erkeklere eşit bir şekilde davranılmıyordu bütün dünyada. Evet, maalesef zaten öyle. Yani eğer istatistiklere gidersek belki, yani internetten araştırabiliriz. Şimdi bunlar için zamanımız yok ama yani kadınlarla erkeklerin konumu çok çok daha farklı. Örneğin dünyada genel olarak kadının sayısı çok daha fazla olduğu halde, evet, nüfusta, ama zenginliğin %90 gibi miktarı, yani mal mülk olarak, erkeklerin elinde olduğu. Ya da yani biliyoruz, duyuyoruz aslında, çok istatistiklere gitmeye gerek yok ama Hindistan'da olsun, Türkiye'de olsun ya da başka ülkelerde kadınların, evet, evet, neler yaşadığını, evet, evet, hatta yani, Batı ülkelerinde, evet, bile çok, evet, zaman kadınların, evet, zorlandığını biliyoruz. Evet, evet. O zaman yani benim için aslında büyürken, bir kadın kimliğim oluşurken, kız olarak dünyaya baktığımda ben kimim, insan olarak değerim var mı, seviliyor muyum ya da kadın olarak eşit miyim diye, bu benim için hassas bir konuydu. Evet, bunu, evet, görmek istiyordum. Evet. Yani çeşitli mesleklerde maalesef hani bir ayrım olabiliyor kadınla erkek arasında. Bazı mesleklerde eşitsiniz de, mesela ben öğretmendim ve hani bir erkek öğretmenle bir bayan öğretmen bence eşit, yani orada, evet, bir ayrım yapılamıyor. Ama bir takım mesleklerde, iş dünyasında fark oluyor. Bunun yanı sıra çalışmayan, evde oturan kadınların işleri, yani ev kadınlığı kolay değil. Evet. Hiç kolay değil. Evet. Yani hem çocuk hem ev sorumluluğu oldukça zor. Evet. Ama bir ev hanımı olarak daima küçümsenmiştir kadınlar. Öyle değil mi? Aslında kadın da küçümsenmiştir ama ev kadını olan öncelikle kendisini küçümsüyor mutlaka. Sadece bunu yaptığı için. Aslında bence eğer gerçekten bir kadın bunu seçerek, kendisi için doyum alarak, kendisini bir ev kadını olarak gerçekleştirdiğini ya da mutlu olduğunu düşünüyorsa güzel. Ama bunu zorunluluk olarak yaparsa, evet, evet, ya da evet, bir tabii, şekilde bazı erkeklerin zorlaması şeklinde İlim, olursa, evet, evet, örneğin bir keresinde böyle bir söz, çok eskiden, yani eski belki Grek, Yunan kültüründe yaşamış birisinin bir bilim değil, bir bilim adamı değil ama o zamanki düşünürlerin dediğine göre, bir kadını dışarıda gördüğünüzde bu kadın kimin karısı denemeyecek yaşta olmalı. Bir kadını dışarıda gördüğünüzde bu kadın kimin eşi değil de bu kadın kimin annesi demelisiniz. Yani kadının yeri evidir, eve bakmalıdır ve sadece ev içinde olmalıdır. Mantığıyla sadece işte çocuklarını ve eşlerine bakan ve bütün hayatı bundan ibaret olmalıdır gibi bir kafese sıkıştırdığınızda, böyle bir düşünceyle, böyle bir mentaliteyle, mutlaka o zaman yani siz kadını kafese konacak birisi olarak gördüğünüzde, kadın yani evinde bile olsa kendisini kafeste gibi hissedecek ve bu ona mutluluk yani vermeyecek öyle, mutlaka. Tabii öyle yaşayan milyonlarca kadın da var yani. Evet. Milyonlarca baskı altında olan, ama hamdolsun ki İsa Mesih de kutsal kitabımızda İsa Mesih ne diyor? Herkes eşit. Evet. Baba, evet, yani Baba Tanrı hiç kimseyi ayırt etmiyor. Evet. Sen benim kızımsın, sen benim oğlumsun diyor. Benim çocuklarımsın diyor. Evet. O gözle bakmak çok önemli. Evet. Evet, gerçekten de biraz önce söylediğim gibi bir kız olarak kimliğim oluşurken benim için çok önemli bir şeydi. Eşit davranılmak, eşitlik.
Her ne kadar şimdi çok da fazla önem vermiyorum. Çünkü zaten o eşitliği hissediyorum. Hı-hı. İçimde bu eşitlik var. Amin. Yani beni bu konuda özgür kıldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten öyle davrandı. Ama bu çok önemli. Yani ben Tanrı'nın bana bir erkeğe davrandığı gibi davrandığını görmek istiyorum. Çünkü Hı-hı. adaletli bir Tanrı'ya evet, inanmak evet. istiyorum. Evet. Haksızlık yaptığını düşündüğüm bir Amin. Tanrı'ya inanmak Amin. İstemiyorum. Amin. O yüzden Amin. Her zaman da aslında dinlerden kaçmıştım daha önce. Çünkü böyle düşünüyordum. Yani dinler biraz kadına Hı-hı. ayrıcalıklı Hı-hı. bakıyor, yanlı bakıyor Hı-hı. ve Hı-hı. eşit davranmıyor gibi. Ama İsa Mesih'e baktığımda Hı-hı. onun gerçekten çok farklı olduğunu Hı-hı. ve İncil'i okuduğumda, kutsal kitabı okuduğumda kadınların kesinlikle erkekler gibi değer verildiğini ve eşit davranıldığını gördüm. Bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Şimdi şu ayet geldi aklıma. Hı-hı. Yaratılışta Hı-hı. Tanrı insanoğlunu yaratırken Adem'i yarattı çamurdan ve ona nefesini üfledi evet. ve ona bir kendi canını verdi. Evet. Kendi ruhunu verdi. Yani o üflemeyle kendi ruhu aktı ona. Evet. Ve onun için diyoruz ki biz Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Evet. Kadını da aynı şekilde yarattı. Değil mi? Kadını ne için yarattı? Şurada Yaratılış 2. bölümde diyor ki Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım. Bu 1. bölüm 26. ayet. Ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Evet. Yani kadını da yaptığı zaman erkekle eşitti. Evet. Ayırmadı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve kadını da yarattığı zaman kendi nefesini üfledi. Hı hı. Ve kendi ruhunu üfledi evet. ona. Evet. Kesinlikle doğru. Ve bakarsak aynı özden geliyor ikisi de değil hı hı. mi? Yani Adem'in Tanrı'nın içinden alınan ve Tanrı'nın nefesine sahip iki varlık yani her ikisi evet, de. Ve ikisi eşitlik, de evet, eşit. Görebiliyorsunuz. Burada evet, evet. ayırım yapamıyoruz evet. burada. Ve gene orada kadını yaratırken bu yaratılış amacı da çok önemli hı hı. gerçekten. Evet. Ben kutsal kitaba baktığım zaman Tevrat'a kadının nasıl yaratıldığını ve neden yaratıldığını bir kadın olarak gurur duyuyorum. Evet. Çünkü evet. beni erkeğe hediye olarak yarattı. Evet, evet, bu... Ve onun tamamlayıcısı Aha. olarak yaratılışı tamamlayan, yaratılışı aslında yani yaratılış düzenine baktığımızda böyle bir basitten gelişmişliğe doğru bir kademe yarattığını görüyoruz. Tanrı'nın işte mesela burada yeri öyle göğü diyor. Yaratıyor, bitkileri, Aha. hayvanları. Değil mi? Evet, evet. Buyurun. Ve ikinci bölüm 18'de diyor ki sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil evet, dedi. Evet. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım dedi. Düşünsenize Adem cennette. Evet. Adem bahçesinde ve evet. bütün her şey Önünde. Onun eline verilmiş. Evet, bütün evet. hayvanlar, bütün bereket. Meyveler. Bütün bereket. Tanrı'yla konuşuyor. Yani mükemmel bir yer. Ama buna rağmen eksik. Tanrı diyor ki evet yalnız kalamazsın evet. diyor. Çünkü ben hep senin yanında olmayacağım evet. o diye zaman düşünüyor. Demek ki yani yemek için yaratmadı. Giysi için yaratmadı. Her şey tamdı evet, zaten. Evet. Cennette insanın eksiği Aha. olamaz. Demek ki daha farklı bir amaç için Tanrı yaratmış. Onun hayatına bir sevinç katmak Hı-hı. için değil mi? Amin. Bir zenginlik Amin. Katmak Amin. İçin, bir Amin. Anlam Evet. vermek için evet. bu hediye olarak görüyorum Hı-hı. ve bir kadın olarak o zaman sanki bir taç gibi Adem'in başına, değil mi? Başında Tanrı'nın koyduğu aynen öyle zaten. Yaratılışın ya da başına bir taç gibi koydu. Evet. Bu güzel evet. bir şey bu değil mi? Önemli. Taç bir mücevherdir. Tabii tabii. Hem de ne diyor? Yani bütün her şeye her şeyi Tanrı topraktan yarattı. Hayvanları, evet. kuşları, her şeyi. Ve Adem'e bunları sen adlandıracaksın dedi. Hı hı. Ve yanına yardımcı verdiğine de adını Adem koydu. Evet. Yani o kadar eşitler ki. Evet. Orada çoğalması gerekiyor. Adem hı hı. tek başına bir şey yapamaz. Hı hı. Onun için de yanına bir kadın lazım evet. çoğalması için.
Evet. Ne kadar güzel bir düzen. Daha güzel olması ne için. Ne kadar güzel bir düzen. İhtiyaçtan dolayı değil kesinlikle. Amin. Cennette her şey tam. Hiçbir ihtiyaç yok. Ama bir tek kadın eksikti orada. Evet. 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 Ve Tanrı'nın işte Adem ve Havva için, kadın ve erkek için, dünya için istediği şey bu aslında. Buydu, evet. Ve eğer bir kişi böyle bir şeye inanırsa ve kadını böyle görürse, Tanrı'nın bana verdiği bir armağan olarak görürse mutlaka ona armağanmış gibi, gözüyle değerliymiş bakacak. Gibi bakacak. Amin, ya da amin. Kadın kendisini öyle görürse kendisini gene aynı şekilde evet, değerli aynen, hissedecek. Aynen öyle. Ama böyle olmadığını görüyoruz aslında dünyaya baktığımızda. Evet. Ve dünyaya baktığımızda yani ben aslında biraz örnek vermek istiyorum. İsa'nın doğduğu zamanda yani o çok filozof olarak gördüğümüz, çok iyi düşünen adamlar. Hepimiz biliriz değil mi? Çok adamlar var, çok iyi düşünen kişiler var. İşte eski Grek, Roma... bir şey söyleyeceğim. Zamanımız bitiyor. Ama bunu nasıl tamamlayacaklar peki? Bunu devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bu konu çok heyecanlı. Bitirmek istemedik ama bu konuya devam edeceğiz. Lütfen bizi izleyin, bizi bırakmayın. Esen kalın, hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534 611 81 75.